Sayın Erzurum, hanımefendiler, değerli siyasi parti ve belediye başkan adaylarımız. Bugün burada olmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada çok konuşulacak şey var ama bizler niye sokaktayız? Bunu siyasiler lütfen bir sorgulasın. Asubaylar, emekli asubayları bu duruma düşürenler lütfen sorgulasın. Fazla konuşma yapmak istemiyorum. Buraya katılım sağlayan, sağlamayan tüm meslektaşlarımızı, bundan sonraki asubayların susmayan bu mitikleri 31 Mart'a kadar devam edeceğini tüm basın mensupları, siyasilerimiz, hükümet, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Cumhurbaşkanımız lütfen duysun. Bizleri sokağa niye düşürdünüz? Bunu düşünün. Saygıyı ve sevgiyle hepinizi çok seviyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Saygıdeğer hanımefendiler, değerli konuklar, çok kıymetli meslektaşlarım, dünyanın en zor mesleğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay mesleğini icra eden kahraman astsubaylar, burada mısınız? İktidar nerede? İktidar nerede? Astsubaylar burada. İktidar nerede? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan uçağın, tankın, topun, geminin, her türlü araç, gereç, silah ve malzemenin, tüm telli telsiz cihazların, hatta tüm müzik enstrümanlarının bakım, onarım ve işletmesini yapan, işini bitirmeden evine gitmeyen fedakar astsubaylar bugün buradalar. İktidar nerede? Astsubaylar burada. İktidar nerede? Astsubaylar burada. İktidar nerede? İktidar nerede? Bizler tüm bu hizmetleri eksiksiz yerine getirirken ne zaman emeğimizin karşılığı olan paradan bahsetsek sözümüzü yarıda kessiniz. Ve evelallah o iş bizde. Sen yeter ki şu 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 işleri yap dediniz. Böylece mali konularda özlük haklarımızın ne olduğu konusunda bizi bilinçli olarak bilgisiz bıraktınız. Sürekli olarak astsubayların kanun, yönetmelik, yönerge ve bunları bilmediğini düşündünüz. Bunları sadece kendinizin bildiğini zannettiniz. Astsubaylar kanun da biliyor, yönetmelik de biliyor. Ama siz bundan gurur duymanız gerekirken neden endişe duyuyorsunuz? Neden? Türkiye'de 22 yıldır iktidar olanlar, ülkeyi iyi yönettiğini söyleyenler, astsubaylar mali açıdan tarihin en kötü dönemini yaşıyorlarsa bunun birinci nedeni sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubayların özlük hakları konusunda düzenleme ve değişiklik yapmıyor olmanızdır. Astsubayların özlük hakları konusunda elbette düzenleme ve değişiklikler yapıldı. Ancak bu her zaman yarım yamalak düzenlemeler oldu. Neden? 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 Nerede? İktidar nerede? Bunlar nasıl olsa bıkar, usanır, vazgeçerler diyorsanız yanılıyorsunuz.
Kırmızı kartı göster. Geçmeyeceğiz. Asubay omurgadır. Asubay candır. Tazminat hakkıdır. Asubay candır. Tazminat hakkıdır. Asubay candır. Tazminat hakkıdır. Hak, hukuk, adalet. 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 Bana konuş kardeşim deseniz iftarı burada yaparız. Sahuru da burada yaparız. Sabah namazını dinler öyle gideriz. Verilen emekler ve dökülen terler hakkında her birimizin ayrı ayrı çok önemli hikayeleri var. Bunu cümle alem biliyor. Ama bilmemezlikten geliyor. Bu ayıptır, günahtır, hem de ikiyüzlülüktür. Tekrar ifade etmemiz gerekirse, bunlar bıkar, usanır ve vazgeçerler diyorsanız, yanılıyorsunuz kardeşim, yanılıyorsunuz. Vazgeçmek yok. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asubay candır, tazminat hakkıdır. Tüm meslektaşlarıma, saygıdeğer hanımefendilere, değerli konuklara sağlıklar diliyorum. Merhabalar saygıdeğer meslektaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli katılımcılar, basın emekçisi kardeşlerimiz ve değerli meslektaşlarım, bu güzel toplanmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu mitingin hazırlanmasında çok büyük emekler veren Sayın Nevzat Yüksel abimiz ve icra kurulundaki meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarım. Bizler burada astsubaylara 1951'den beri yapılan zulmün feryadını değerli basın mensupları aracılığıyla tüm Türk milletine haykırmaya geldik. Yapılacak basın açıklaması, basın emekçisi kardeşlerimiz vasıtasıyla yazılı ve görsel basında, basın araçlarında yer alacaktır. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ederiz. Ben konuşmamda gerek burada olan meslektaşlarıma, gerekse de fiziken bu alanda olamasa da kalben burada olan tüm Türkiye'deki meslektaşlarıma kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gereken 3 konudan kısaca bahsedeceğim. Ama ondan önce bizi öteleyenlere, yok sayanlara hak ettikleri cevabı ilk seçimlerde vereceğimizi de ifade etmek isterim. Saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, kısa vadede bütün meslektaşlarımın amasız, fakatsız temada üye olarak gerçekleşecek olan değişimin içinde olmalarını rica ediyorum. Harika bir temat genel başkan ve yönetimini göreve getirdikten sonra tüzükte gerekli değişiklikleri de yaparak temat genel merkez seçimlerini üye tabanlı seçim sistemine geçmek suretiyle temat'ta bir devrim yapma hedefindeyiz. İnşallah.
orta vadeli hedef olarak da çalışan asubayların %100'ü, emekli asubayların da %95'ini alakadar eden tazminat sorununu TEMAT önderliğinde halletmek düşüncesindeyiz. Bu tazminat sorunumuzu da rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, şimdi burayı lütfen çok iyi dinleyin. 2009 yılı rütbe bekleme sürelerine göre söylüyorum. Başçavuşlar için 9000 puan. Kademeli başçavuşlar için 10.000 puan. Kıdemli başçavuşlar için 11.000 puan. Kademeli kıdemli başçavuşlar için 12.000 puan. Ve iki kademeli kıdemli başçavuşlar için de 13.000 puan olarak planlıyoruz. Emekli olmuş astsubaylar da bu rütbe karşılığı olan hizmet yılı kadar görev süresi itibariyle aynı subay tazminatlarındaki esaslarla bu tazminatları almaları gerektiğini öncelikle bizlerin bilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Uzun vadede yapmamız gereken şey TEMAT'ı Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu haline getirerek siyasilerin kapısının önünde bekleyen değil, siyasilerin kapısına geldiği bir dernek haline getireceğiz. Hep birlikte başaracağız. Selamlar, saygılar, hürmetler. Sağlıkla kalın, esen kalın, hoşça kalın, Mustafa Kemal Atatürk'le kalın. Değerli meslektaşlarım, kıymetli hanımefendiler, değerli meslektaşlarım, kıymetli hanımefendiler, basınımızın güzide personelleri, hoş geldiniz. Bir çadırı ayakta tutan orta direktir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta direği de astsubaylardır. Adalet ve devletin ve ülkenin temel direğidir. Zulüm ile avanat olmaz. Zulüm üzerine kurulun yönetimde avaz olmaz. Madem insanı yaşat ki devlet yaşasın, devletin temeli ben isem, ben yaşamıyorsam devlet de yaşamıyordur. Anayasamızın 55. maddesi ücret emeğin karşılığıdır. Devlet çalışanlarına yaptıkları işin uygun ve adaletli bir ücret almaları için gerekli tedbirleri alır der. Ey Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, hayatını tehlike, tehdit ve risk altında görev yapan, soğuk ecel terleri döken, vatan için yemin edenlerle, Azrail'e göz göze gelen, Azrail'i arkadaş edinen insanlarla ayağına çamur değmeyen, yağmurda ıslanmayan, sabah 8, akşam 5 diyenlerle, tatil planları yapanlarla, külfette bulunmayanlarla, nimeti kapmak için sıraya girenlerle bizleri aynı kefeye koymak adalet midir? Yaptığımız
feragatın kutsal vatani duyguları değersiz, alalade görülmesi orduyu, milletin değerlerini tahrip etmekten başka bir şey değildir. Maalesef komuta kademesi bunları görememektedir. Bizlerden canımızı istediniz. Canımızı, kanımızı istediniz. Kanımızı, hayallerimizden vazgeçmemizi istediniz. Hayallerimizi, daha da ötesi, hayatımızı verdik. Ama siz bunun karşılığında ne yaptınız? Sorunlarımızı, taleplerimizi bir patron edasıyla, elinizin tersiyle ittiniz. Hatta ikballerinizin peşine düştünüz. Veyahut da susmayı daha avantajlı gördünüz. Bana ne, neme lazımcı tutumunuzla bizleri en alt gelir seviyesine ittiniz. Bizim burada, Ankara'da, İstanbul'dan, İzmir'den, ülkemizin en ücra köşelerinden gelen insanları bir araya getirmeye vesile oldunuz. Bizler hasta olunca kullanılan ilaç, işi bitince atılan mendiliniz değiliz. Eğer verdiğiniz sözleri tutmayacaksanız en güzeli hiç söz vermeyiniz. Bizi yük olarak görüyorsanız asubayını da kaldırınız. Bu siyasi oluyor. Dön bize söylenen hamaset dolu sözler bugün muazzaf kardeşlerimize söyleniyor. Söylenen söz aynı, sahne aynı, yapımcı ve oyuncular değişik, farklı. Vatan vatan diyen bizler de öz vatanımızda öksüz kaldık. Gasp edilen haklarımızı isteyince çalışıyoruz diyen yetkililer, emeğimizi idrak edemeyen komutanlar kendi ikballeri söz konusu olunca görev sürelerini uzatmak için hemencecik bir yasa çıkarıverirken bizlere gelince neden zorlanıyorsunuz? Bunları görmüyor muyuz? 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, askeri müdahale... Ambulans, Mehmet, Çevik, bu tarafta. Bitiriyorum kardeşim, bitiriyorum. Tamam. Ambulans. Askeri müdahaleler döneminde irtica, cemaat, tarikat işlerine bulaşıp bağlı bulundukları şeyhlerinden, abilerinden, hocalarından emir alanlar ile bunların yanında masumane inancını yaşayıp ihraç edilenlerin mağdur edildikleri gerekçesiyle tüm siyasiler seferber olup haklarını iade ederken bizler için neden kılınızı dahi kıpırdatmıyorsunuz? Görmüyor mu sanıyorsunuz bizleri? AFAD, TİKA ve benzeri kurumlarda çalışıp birinci derece 3600 gösterge düşmüş olan, hatta makamı dahi olmayanların
yüzlerce kadrolara makam görev tazminatı verirken, her yılda istediğinizi yayarken, bizlere gelince size verirsek başkaları da ister demekten, oyalamaktan utanmıyor musunuz? Gururla sığınmacılar... Onur mücadelemizde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Zafer Partisi'nin kıymetli genel başkanı Sayın Ümit Özdağ ve partilileri de aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gururla sığınmacılara 50 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir o kadar daha harcarız diyorsunuz. Peki bize yıllardan beri paramız yok diyorsunuz. Peki siz bize neden yıllardan beri paramız yok diyorsunuz? Bu ilişki, bu paradoks nedir? Tazminat hakkımız engellenemez. Bizleri ötekileştirenleri, sözünde durmayanları, oyalayanları cümle alem görecek. Bizler de bunu yüce Türk milletine anlatmaya devam edeceğiz. Sevgili meslektaşlarım, bir sonraki yine İstanbul'da bir etkinliğimiz olacak ve Nisan ayı başında OYAK'ta bir etkinliğimiz olacak. Bütün meslektaşlarımızı da aynı şekilde oraya davet ediyor. Saygılar sunuyorum. Merhaba İstanbul! Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal'e fetihlerin güzel şehri İstanbul! Merhaba Maltepe Meydanı! Merhaba vefakar, cefakar, çileli, bizi en iyi anlayan, yaralarımızı bizimle paylaşan, en büyük çileyi çeken, en büyük desteğimiz 1970-1975 Assubay Hak ve Onur Mücadelesi'nde Türkiye'nin birçok şehrinde, Ankara'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Malatya'da önlerine konan barikatları yıkarak, parçalayarak geçen Assubay eşleri, en büyük değerlerimiz, Assubay ablalarımız, hoş geldiniz. Bugün bu meydanda yaralarımızı, bizimle yaşatılan haksızlıkları bizimle paylaşan siyasi parti temsilcileri, sevgili basın mensupları, hoş geldiniz. Emeği nankörce yok sayılan, vatan sevdası ve onurluca yaşamın dışında hiçbir amacı olmayan siz, bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızı havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde dalgalandıran, mavi vatanın korunması için Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, su altında ve su üstünde görev yapmış, Cudi'de, Gabar'da taş üstüne taş bırakmamış meslektaşlarım, hoş geldiniz. Bir meslek düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti ordusunu sırtında taşıyor. Ülkenin bekası ve bağımsızlığının canı ve kanıyla en büyük sigortası oluyor. Ve o sınıfın emeklisi şimdi burada açlık sınırında geziliyor. Düşünün ki 50 yıldır, tam 50 yıldır emeği, ekmeği çalınmış. Yıl 1975, hak ettiğini, sadece hak ettiğini alabilmek için ağır bedeller ödenmiş.
sinsi, planlı ve bilinçli şekilde hakları gasp edilmiş. Artık uyandı bu toplum. 27 Ocak'ta ilk cemre Ankara'ya düştü. İnsanlar her şeyini kaybedebilir. Yeniden ayağa kalkar, toparlanır. Ama umutlarını kaybeden her şeyini kaybeder. Bu toplumun umutları çalınmıştı, umutları. Bizden, asubaylardan bir şey olmaz diyordu kimileri. Umutları bile çalınmış, varlıkları yok sayılmış bu toplum. Artık silkindi. 2 Mart'ta ikinci cevre İzmir'e düştü. Binlerce kişi haykırdı. Hak, hukuk, adalet diye. Hak, hukuk, adalet. 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 Üçüncü cevre Yeditepe'li şehre, İstanbul'a düşüyor. İşte meydan. Şu umut dolu, şu özgüven dolu, gücünün farkına varmış on binler bağrı müjdeliyor. Yolu yok artık, yeter. Durmak yok. Asubaylara bağır geliyor, bağır. Şu meydandaki binlerce kişiden her birisini dinleyin. İstisnasız her birinin yürek burkan bir hikayesi var. Oysa çok fazla şey istemiyorlar. İstedikleri sadece adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Adil paylaşım. Analarının ak sütü gibi helal tazminat ve 21. yüzyıla yakışır 4 yıllık eğitim. Kimsenin aldığında gözleri yok. Biz alamıyoruz, onlar da almasın demiyorlar. O halde neden asubay haklarını bilerek ve isteyerek engelliyorlar? Neden haklarımıza karşı duruyorlar? Bencil, sağlıksız anlayışın ne zamana kadar böyle gideceğini düşünüyorlar. Durmak yok! Durmak yok! Durmak yok! Biz asubaylar, silahlı kuvvetlerdeki hiyerarşiye karşı çıkmıyoruz. Ama şunu da asla kabul etmiyoruz. Rütbe, asalet ünvanı değildir. As köle, üst efendi. Birbirine saygılı, emeğe saygı duyan, canımızı hiç düşünmeden birbirimize emanet edebileceğimiz bir silah arkadaşlığı, işte böyle bir ordu hayal ediyoruz. 15 Temmuz'da Amerikalısından İngilizine, Cumhuriyet karşıtı terör örgütünden bölücüsüne bu güzel ülkeyi yok etmek için yapılan hain planları bir yiğitle, bir şehit Ömer Halis Özdemir'le buluştuk. Bu hain planı bozduk, yine bozarız. Ömerler ölmez, vatan verilmez. Ölmez, vatan verilmez. Ömerler ölmez, vatan verilmez. Ölmez, vatan verilmez. Nöbetteyiz, görevdeyiz, meydanlardayız. Asla geri durmayacağız. Bu kez
Asum ayakları, ailemiz, evlatlarımız ve genç Asumaylar için buradayız. Bu kez Asum ayakları bize zimmetli. Asum ay onuru vicdanlarımıza, namusumuza emanet. Ölümse ölüm, bu değerlerimizi, Asum ay ruhumuzu sonuna kadar koruyacağız.